Burak Ersemiz'e, Sözcü TV istihbarat şefine soracağız. Kudüs'tesiniz. Yine gelişmeleri takip edeceksiniz bugün itibariyle ama nasıl bir haftaya başlıyoruz? Kara harekatı eli kulağında derken ne hissediyorsunuz, ne gözlemliyorsunuz? Bu herkes Orta Doğu'da açıklaması yapıyoruz, haberleri aktarıyoruz. Bu hareketliliği hissediyor musunuz? Ebru Baki, iyi yayınlar. Şimdi öncelikle bu haftaya ne yazık ki yine ölüm haberleriyle başlıyoruz. Dün akşamki ana haberimizde bir bombardıman vardı. İsrail tarafından Gazze 10 dakikada bir ya füzeyle ya uçaklarla ya da obüslerle vuruldu. Sabah saatlerinde aldığımız bilgiye göre dün geceki saldırılarda 400'e yakın sivil hayatını kaybetti ve her zamanki gibi bunların çoğu çocuklardan oluşuyor ve kadınlardan oluşuyor. Dün açıklanan rakama göre 4611 sivil ölmüştü. 15.000'e yakın yaralı vardı Gazze'de ve 400'ü de ekleyince artık oradaki ölü sayısı ne yazık ki 5011. Tabii resmi olmayan rakamlar bunlar ama gerçekten dün gece 10 dakikada bir Gazze'ye bir bomba fırlattı İsrail. Dediğimiz gibi ya obüs ya roket ya da uçaklardan atılan füzelerdi. Şimdi bugün tabii ki kara harekatı hep eli kulağında deniyor. İsrail hükümetinin verdiği mesajlar bu yönde. Hep böyle tetikte tutuyor ama tabii başlamıyor. Neden başlamıyor? Şimdi Netanyahu, İsrail Başbakanı dün bir açıklama yaptı ve Lübnan Hizbullah'ın bu çatışmalara, bu savaşa dahil olması halinde İsrail'in de Lübnan'ın da bundan çok büyük bir zarar göreceğini söyledi. Şimdi dün söyledik yayınlarda, Hizbullah çok güçlü. Geçtiğimiz yıllarda zaten gazetecileri de topladı, 100'e yakın ulusal basını alıp götürdü. Orada bir tatbikat yaptı, silahlarını gösterdi, gücünü gösterdi. Ve tabii ki bir askerleri var, düzenli ordu diyemesek de önemli miktarda askeri var. Ve İsrail ordusunun o genç askerlerinden çok daha tecrübeli Hizbullah'ın silahlı güçleri. Çok daha fazla şehir savaşına, yani kara harekatının tabii ki sonu önce bomba, uçaklar bomba atacak. Arkadan tanklar, zırhlılar, o önce dozerler, mayınları etkisiz hale getirmek için dozerler girecek, zırhlı dozerler, tanklar girecek. Tabii tankların arkasından zaten tanklarla beraber içeri giren personel taşıyıcılardan da önce komandolar, sonra da piyadeler gelecek ama komandolar dışında piyadeler çok genç İsrail ordusunda. Dün de bir intihar vakası yaşandı. Bu savaşla mı ilgili bilemiyoruz ama bir İsrail askeri intihar etti. Yani demek istediğim, Hamas da profesyonel, yıllardır hazırlanıyor. Vietnam gibi tüneller var yerin altında, 10-15 metre altında. Bunların bir kısmı tabii imha ediliyor. İsrail'in açıklaması, bu füzeleri o yeraltı tünellerinin girişlerini imha etmek için atıyoruz diyor ama tabii ki siviller ölüyor neticede. Yani kara savaşı zor. Bir de yarın bekleniyor Fransa Başkanı'nın ve Hollanda Başbakanı'nın buraya gelmesi. Tel Aviv'e gelecekler ama Avrupa'nın iki önemli ülkesinin başbakanları buraya geliyorsa eğer, ben kara savaşının bugün, bu akşam ya da yarın başlayacağını düşünmüyorum. Çünkü iki önemli misafir olacak İsrail'in, böyle bir anda zannetmiyorum ki kara savaşına komut versinler. Öte yandan yardımlar gidiyor dedik. Yardımlar gidiyor. Biz de günlerdir söylüyoruz. Birleşmiş Milletler yetmez bu okyanusta bir damla demiş. 100 kamyon, 100 değil 1000 kamyon yetmez. Ben orayı çok iyi biliyorum. İnanın o şimdiye kadar geçmiş olan 37 kamyon zaten içindeki malzemeler, ilaç, yiyecek, gıda bitmiştir. Bir de yakıt sorunu var tabii. Yakıt 600 bin tona yakın yakıt harcanıyor, harcanması lazım. Günde deniyor hastanelerdeki jeneratörlerin çalışması için 8-10 bin her hastanede insan var. Yaralı var, hasta var, çocuk var, oraya sığınanlar var. Ve dün Filistin resmi haber ajansının verdiği bilgiye göre 1100 böbrek hastası var. Diyaliz tedavisi görüyorlar. Bunlar hayati tehlike altında. Ayrıca yine prometüre çocuklar var. Bunu ısrarla söylüyoruz. Depremlerde de oluyor bu deprem travması. Burada da bomba travması. Hamile kadınlar, 6-7 aylık, 8 aylık hamile kadınlar vaktinden önce o bombalar yağmaya başladığında korkuyla, travmadan erken doğum yapıyorlar. Ve bu çocukların çoğuna zaten kuvez yok. Hastaneye götürseler bile o çocuklar ne yazık ki daha gözlerini açmadan bu hayata veda ediyorlar. Bu kirli dünyaya gideceğiz, veda ediyorlar. Kuvez sayısı da yetersiz ve bu kuvezler de ne yazık ki elektrikle çalışıyor ve o en azından bir kuvez bulup hayatına tutunabilecek çocukların yaşamına devam edebilmesi için oraya daha çok yakıt gitmesi lazım.
Bunları söyleyeceğim ve dediğimiz gibi gelişmeleri kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı ile takip etmeye devam edeceğiz. Daha sonraki bültenlerde Zeyrek'te olacağız. Orada hemen 9 kilometre ilerimizde olacak Gazze. Gün boyu oradan gelişmeleri sizlere bildirmeye devam edeceğiz. Zeyrek'te adeta bir üs oldu galiba Burak Ersemiz. Ciddi bir mühimmat yığılması var deniyor orada, doğru mu? Tabii roket rampaları var orada. Geçen gün işte pazar yerine hemen biz o gün yoktuk ama yine gazeteci arkadaşların, yani bizim basın mensuplarının izin verilen alanın hemen arkasından rampa kalkmış ve füze gitmiş. O pazar yerinde füzeyle vurulduğunu yayınlarımızda söylemiştik Ebru Baki. İzin verilen nokta orası ama tabii görüntülerde de izledik. Geçen gün çektik, sürekli Hamas da o roketlerini bize doğru, bize değil tabii, oradaki İsrail askeri güçlerine obüs rampaları, obüslerin bulunduğu yere ve füze rampalarını isabet ettirmek için atıyor. Ama yukarıda bir İsrail savunma sistemi var. Şimdilik bizim yakınımıza, çok yakınımıza düşmedi ama tam tepemizde birçok roketin imha olduğunu kayıt altına aldı Nihat Fındıklı. Geçen gün izledik. Bilmiyorum ne olur ama Lübnan'ın güneyi İsrail sınırı, orada da İsrail birçok şehri, birçok yine bölgeyi boşalttı. İsrail ile Lübnan'ın güneyi, Hizbullah arasında da gerginliğin arttığı bir dönemdeyiz. Öyle bir haftaya da başlıyoruz. Hafta sonu yine böyle gerginlik tırmandı biraz daha. Hep vardı da böyle de bir gelişme yaşanabilir her an belki. Kulak konusu çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Stelota geçecek arkadaşlarımız.